hakimiyetin muktezası rakip kabul etmemektir. Yani hakiki amirlik, hakiki hakimlik neyle mümkündür? Rekabetsizlikle mümkündür. Rekabet olduğu zaman amiriyet ve hakimiyet zedelenir. İştiraki reddetmektir, müdahaleyi de ref etmektir. İştirak ve müdahaleyi hakiki amiriyet ve hakimiyet ne yapar? Reddeder. Yani hakiki hakim ve amir Allah'tır. Onun da rakibi, misli, benzeri, şeriki yoktur. Değil mi? Olursa müdahale hakkı olur. Müdahale hakkı oldu mu hakiki amiriyet ve hakimiyet ve istiklaliyet olmaz. Onun içindeki küçük bir köyde iki muhtar bulunsa köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir köyde bir tane muhtar olacak. İki tane oldu mu köyün nizamı ve düzeni bozulur. Bir nahiyede iki tane müdür, bir vilayette iki vali bulunsa her cümerç ederler, karıştırırlar işi. İki insan çarpışır yolda giderken. Özür dilerler, affedersiniz, kusura bakma. Niçin? Akıllar ayrı, fikirler ayrı, ruhlar ayrı olduğu için. Değil mi? İki tane uçak havada çarpışabilir mi? Çarpışır. Niçin? Pilotlar ayrı olduğundan dolayı. Mümkün olsa uçaklar tek bir merkezden idare edilse hiçbirbirine çarpmadan uçarlar. Mesela bir galaksi bir galaksinin içerisinden geçiyor. Çarpışma var mı? Yok. Niye? Süren bir, idare eden bir. Kuşlara dikkat edin. O kadar seri ve hummalı bir uçuşla gidiyorlar ki bir manevra yapıyorlar. Böyle bulut gibidir, dikkat edin. Birbirinden çarpmazlar. Niçin? Tek bir merkezden idare ediliyorlar. Kanundur. Sinekler topluluğu, karıncalar topluluğu öyle hummalı ve hareket ve faaliyet içerisindedir ki çarpışma olmaz. Dört hücre ölü, yüz hücre yaralı. Böyle bir şey duymadık yani. Ama trafik kazaları oluyor, uçak kazaları oluyor. İki insan çarpışıyor. 40 ayağın 40 tane ayağı var, birbirinde dolaşmaz. Tek ruh idare ettiğinden dolayı. Yani demek ki teklikte, idarede kemal var, güzellik var yani. Kainatta nizam varsa, kainatta intizam varsa, bir çarpıklık yoksa idare eden, kontrol eden, sevk eden birdir. Buradan delil ve Kur'an çıkıyor. Bir memleketteki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. Ki Osmanlı, Selçuklu tarihi buna şahittir. Hele Selçuklu. Selçuklu'nun derdi, tasası neydi? Şehzade kavgalarıyla mücadele etmişler. Bir yandan da şeyle, Haçlı seferleriyle mücadele etmişler. İçte ve dışta. Niçin ömrü az sürmüş Selçukluların dahildeki sıkıntılarda ve o makama fazla şerikler, iştirakler olduğundan dolayı saltanatları uzun sürmemiştir. Osmanlı bunun tedbirini nasıl almış? İnsafsız evlatlarını katletmişler. Ümmet-i Muhammed rahat etsin, selamet etsin, huzurla, saadetle dünya hayatını yaşasın diye onlar ne yapmışlar? Kendi evlatlarını, kendi milletleri için katletmişler. Çok dindar padişahlar bir herhalde burada diyecek. Men iştirak veya şey de söylüyor lan. Lemalarda meni müdahale kanununu ortaya koymak için insafsızca kendi evlatlarını katletmişler. Demek ki bir memleketteki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verir. Ecdadımızda ise bu şekilde bir tedbir alınmış. Genellikle gariban, yani nesli çok belli olmayan hatunlar kullanmışlar ki yani şeyi saltanatı rencide etmesinler. Şerefli köklü aile saltanatla mücadele eder. Düşün mesela Sırplı bir hanım almış. Rus bir hanım almış. Ermeni bir hanım almış. Ondan da bir çocuğu olmuş. O kadın o saltanata göz dikerken çocuğu adına göz diker. Sadece çocuğunun varlığı, istikbali, teminatı için göz diker. Peki düşün ki bu kadının soyu var, sopu var, babası var, sülalesi ve köklü bir aileye mensup. Kardeşini de düşünür, babasını da düşünür, çocuğunu da düşünür. İştirak şiddetlenir. Bunu büyük şeyler, kafalar, beyinler Osmanlı padişahlarına dikkatle, itinayla tavsiye etmişler. Hatta bir Şeyhül İslam'ın kızına talip olmuş bir Osmanlı şehzadesi, sultanım demiş, bir değil bin kızım sana feda olsun ama bu kanunu terk edin. Tanrını bilinir yerlerden almayın ki saltanatta şerikler güçlü kuvvetli ortak olmasın.
demişler. Evet, yani bu da bir sır işte. 600 yıl devam etmiş. Dünya üzerinde en uzun süreli hanedan Osmanlı'dır. Bak devlet demiyoruz. Bizden daha uzun devletler olmuş. Mesela Çin imparatorlukları, Roma imparatorlukları var. Çok uzun süreli yaşamış onlarda. Ama hanedan olarak 600 yıl devam eden hiçbir hanedan yoktur Osmanlı'nın içinde. Sırrı da bu işte. Bir müsteşrik bu evlat ve kardeş katli meselesini değerlendirmiş. Alman müsteşrik. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani ecdadımıza böyle tarafsız bir gözle dahi baksak yaptığını ne kadar doğru, ne kadar faydalı olduğunu anlar. Zahiren içerisinde zulüm dahi olsa genel itibariyle bir hayra vesile olmuş, hayra kapıları açmıştır. Adam şöyle değerlendiriyor. Diyor ki bizim krallarımız kendi varlıklarını, servetlerini, menfaatlerini, sülalelerini ve saltanatlarını muhafaza için raiyetleri katliama götürmüştür. İdare ettiklerini katliamdan geçirmiştir. Selatine Osmaniye, Osman Sultanları ise halkının, raiyetin huzur için evlatlarını katletmiştir. Bunu bir Hristiyan müsteşrik yani Müslümanları dini inceleyen, tarihimizi inceleyen bir Hristiyan tarihçi ifade ediyor. Ben ne yapıyorum? Ecdadımın kusurunu, eksiğini, noksanını her tarafa yayıyorum. Ya bir adam babasının kusurunu, babasının atasının amcasına söyler mi? Komşusuna söyler mi? Hele hasmına söyler. Adam avucunda yara olsa doktora gösteriyor. Haram yerinde yara olsa utanıyor gitmekte, hastalığı çekiyor ya. Ecdadımızın kusuru bile olsa bizim babalarımız, atalarımız bunlar. Amcamıza söylememiz yanlışken komşumuza, düşmanını nasıl bu yanlışları atıyoruz, onlarla beraber olup ve o ecdadı da layık olmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle bir girmiş olduk oraya da. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz'i bir numunesi muamelete muhtaç aciz insanlarda böyle rakip ve zıddı ve emsalinin müdahalesini reddeder, kabul etmezse, bak amiriyet, bizdeki amiriyet nedir? Gölgenin de bir Allah'ın amiriyetinin yanında bizdeki amiriyet midir? Ne alakası var? Yani şöyle bakın buna. Şimdi mesela gölge, gölgenin gölgesi diyor ya, şu bak elimin bir gölgesi var, bakın. Herkesin vücudunun, varlığının gölgesi vardır değil mi? O gölgeyle benim aramda ne kadar fark var? Ne kadar fark var? Siyah bir lekeden hiç, başka hiçbir özelliği var mıdır? Yoktur. Şimdi o benim gölgem. Hiçbir özelliği, hiçbir yani vasfı olmayan siyah bir leke, bir gölge böyle zaafları gösterirse biz Allah'ın esmasının gölgelerinin gölgeleriyiz. Allah'ın esmasının gölgelerinin gölgeleri böyle olursa hakikisi nasıl olacak? Böyle bir mukayese yapalım. Yani. Şu gölge bunları gösterirse, şu gölge yani siyah bir leke, şu canlı gölgeler, şu şuurlu gölgeler, şu seven sevilen, değil mi, anlayan, anlatan, idrak eden, muhakemeli bu gölgeler, hem de gölgelerin gölgelerin gölgeleri ise bunu yaratan Zat-ı İlahiye nasıldır? İştahınızı cennete saklayın. Oradan haftada bir defa Rü'yet-i Cemalullah'ı seyir vardır. Evet, inşallah. Şimdi diyor ki Üstad Hazretleri, insanlardaki amiriyet ve hakimiyet, Allah'ın amiriyet hakimiyetin yanında gölgesinin gölgesinin gölgesi bile değilken, böyle bir gölge amiriyet için ben rakip kabul etmezsem, ben şerik kabul etmezsem, kardeşimi, evladımı katledersem bana şerik olur diye, hakimiyetin, amiriyetin esası Allah'tadır. Nasıl o rakip kabul etsin ki? Nasıl şerik kabul etsin? Hem de niçin? İhtiyacım var haşa. Benim ihtiyacım var. Ben o yardımcılar olmasa amiriyetim ve saltanatımı sürdüremem. Yardıma muhtaçken, hem de amiriyetin, hakimiyetin gölgesi bendeyken, ben bunu reddediyorum, kabul etmiyorum. Kendime rakip kabul etmem, şerik kabul etmem, emsal kabul etmem deyip mücadele ederken, bakın, hakikisi Allah'ta, ezelisi Allah'ta, ihtiyacı da yok. Niçin şerikleri, rakipleri kabul ediyoruz ki mantığımızda, kafamızda? Hakikatta yok da, üstad onlar boş kafalarında ancak kabullenebilir. Acaba saltanatı mutlaka suretindeki hakimiyet, mutlak saltanat kimindir? Allah'ındır. Ha.
Rububiyet derecesindeki amiriyet. Öyle bir amiriyet ki terbiye ediyor, yokluktan alıyor varlığın, vücudun, nurun, değil mi? Varlığın, vücudun değer ve kıymetine çıkarıyor. Şimdi ben ufak bir evi idare ediyorum. İşte çoluk çocuğumuzun diyelim idaresiyle meşgulüz. Onda bile rakip kabul etmiyor. Başkası akıl, başkası kendini aklını sakla diyor mesela. Adam köyün muhtarı rakip kabul etmiyor. Birbirini katlediyorlar. Köy muhtarlığı için dövüşenler yok mu? Var. Tarla için, su için bak rakip kabul etmiyor. Şimdi bunun hakikisiz Cenab-ı Hak'ta var. Gölgesiz, vasıtasız, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hakiki saltanat onundur. Hem de saltanatı rububiyet derecesinde. Amiriyeti rububiyet derecesinde. Yani yokluğun karanlıklarından alıyor, var ediyor. Bu var ettiklerinden büyük hak kimindir? He? Allah'ındır. Ben basit bir muameleyle evin malikiyim diyorum. Dünya olmasa, Allah deprem verse, hayatımı elimden alsa, aklımı muhakememe zayiat verse, nasıl ben ev benim diyeceğim, nasıl müessesenin sahibi olacağım, kim ben orada çalıştırıp da bana teslim edecek? Bakın. Bunlar hep Allah'ın ama niçin benim diyorum, orada bir sistem var. Allah'ın kainatı olduğunu bilmek için ben de evin sahibiyim, müessesenin sahibiyim diyorum. Ve hakiki onun ben sahibi olamıyorum. Bizdeki amiriyet suretadır, görünüştedir. Hakiki amiriyet Allah'tadır. Yokluktan yaratıp varlık haline getiriyoruz. Biz varlığı var olanları bir araya getiriyoruz. Patlıcan kebap yapıyoruz. Eti zaten Allah yaratmış. Patlıcanı Allah yaratmış. Domatesi de Allah yaratmış. Allah'ın verdiği havayla, Allah'ın verdiği suyla, Allah'ın verdiği sağlıkla. Amin. Ne kebap diyor ya. Ne kebap? Ne var? Hakiki yapmak nedir? Kendimizi kainattan dışarı çıkaracağız. Yokluğun karanlıklarında yap patlıcanı. Yap eti, kendini de orada kalkıp da bir yap da kebap yiyelim bakalım orada olabiliyor. İşte hakiki yaratma budur. Şimdi kolonlama yaratma diyor. İnsan artık yaratmaya mı? Koyun yaratıldı diyor. Ben nereden? Kopyalama diyor. Bak kopyalama, klonlama. Hakikisi olmasa nereden kopyalayacağız? Kopyalama biliyorsa gene bir sanattır, bir şey demiyoruz ama kopyalarını takdir et, hakikisini takdir et. Edison'un peşinden abi bu cennete mi cehenneme mi gidecek? Edison hakkını koruyalım. Tabi Edison'u takdir ettiğimiz kadar Güneş'in yaratıcısı takdir edilmeyecek mi? Güneş Edison'la bundan ne kadar mükemmel ve güzelse, ne kadar harikası Allah takdire daha fazla layıktır. Acaba saltanatı mutlaka suretindeki hakimiyet, rububiyet derecesindeki amiriyet, bir kadiri mutlakta ne derece o reddi müdahale kanunu, ne kadar esaslı bir suret hükmü ceriye, hükmünü ceriye, hükmünü icra ettiğini kıyas et. Onu Allah şirki affetmiyor işte. Bak kul da şirki affetmiyor. Bak insan bile kendi makamına birinin gözünü dikmesini ne yapmıyor? Affetmiyor ya. Aff, hemen ayağını kaydırıyor. Yani Müslüman biliyorsa bunu yapıyor, nasıl yapıyorsun? Adam 10 yıldır İmam Hatip Okulu'nda müdür. Mesela. Şimdi 10 yıldır İmam Hatip Okulu'nda müdür. Meslek testleri de hocası. Şimdi bakın. Ya şöyle der mi? Ya ben artık 10 yıldır burada müdürüm. Bir de gel kardeşim, sen de Kur'an-ı Kerim hocasısın. Yeter be. Biraz da sen müdürlük yap der mi? Yoksa Kur'an-ı Kerim hocası Ankara'ya gidip Milli Eğitim'de bir şeyler karıştırdığını istese ne yapar bu müdür? Ya bizim makamımızda gözünü dikmesin. Bunu sürün başka bir yere. Müslüman der mi demez mi? Ya, böyle sessizce konuşalım canım, ayıp olmasın. Der ya. Ben şimdi kendi kardeşimi, o kuvvetim var, inancım var, Müslümanlığım var, bak hanım mümini mümine kardeş yapmış. Yani bir müdürlüğe şerik kabul etmiyorum, demiyorum ya bunu paylaşalım, o da dindardır, benden dindar, ama makamlar geçicidir. Ben bunu kendi kardeşime nasip et, yani uygun görmezsem, muvafık görmezsem, ehli dünya niçin makamlarını bize terk etsin ki? Hangi fedakarlık? Niçin onlarla mücadele etmesin? Niye terk etsin? Abi diyor, bu ehli dünya niçin bizi hazmedemiyor, niçin bizi kabullenemiyor? Her Müslüman, Müslümanı bir kabullensin önce. Değil mi? Ahmet, Mehmet'i, A cemaati, B cemaatini birbirinin aleyhinde bulunmasın, biz kuvvet paylaşıyoruz. Bunun müdafasını, bunun mütalasını yapıyoruz. Değil mi? Bunun için yaşadığımızı iddia ediyoruz. Bu mantıkla ben kardeşimi kabullenemezsem, aleyhinde konuşur, gıybetini yaparsam, niçin ehli dünya beni kabullensin, sıra niçin ona gelsin? Belki de Cenab-ı Hak onu benim başımda imtihan için bu kuvvetin, değil mi, ehemmiyetini, önemini kavramam noktasında
Ve imtihan için kullanıyordu belki. O da var ya. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. Ha, demek ki yani uluhiyet kainata ilahlık yapmanın, kainatın Rabbi olmanın en kat'i ve daimi lazımı nedir? Tekliktir. Birden nizam vardır. Birde düzen vardır yani. Tek şey. Karışmaz. Bak şurada dersi muntazam dinliyorsak tek kişi ders yaptığından dolayıdır bu. Şimdi burada herkes kendi kafasından bir şey konuşsa dinlemenin nizamı ne olur? Bozulur. Mesela ayet-i kerime geliyor bakın. Buna bir burhan-ı bahir ve şahid-i katlı kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Kainatta harika bir intizam var. Mükemmel bir akıcılık var. Nereden geliyor? Usta bir. İdare eden bir ki nizam, intizam ve düzen harikadır. Birden fazla el karışsa mutlaka onu karıştıracak, nizamı bozacak. Sinek kanadından tut ta semavat kandillerine kadar. Sineklerin kanadında da aynı nizam var. Semavatın kandiller yıldızlarında da aynı nizam var. Yani o sinekler topluluğunda da bir nizam var. Mesela arı topluluğunda bir nizam var. Değil mi? Üstadımız buna çok güzel bir atıfta bulunuyor. Nübüvvet beşerde zaruriyedir diyor. Nübüvvet, peygamberlik beşerde mecburidir. Karıncayı emirsiz, arıları yasıpsız bırakmayan kudret-i ezeliye elbette beşeri de bırakmaz şeriatsız nebisiz. Sırrını zamalem böyle ister elbette diyor. Her karınca topluluğunun bir emiri var. Kontrol altında nizamına düzen Allah itina gösteriyor. İhtimam gösteriyor. Her arı topluluğunda bir tane ayır arı beyi vardır. İki tane olmaz. Oldu mu öldürürler. Kardeş katliamlarda da var bak. Değil mi? Evlat katliamlarda da var. O arı öbürünün evladı veya kardeşi işte. Müdahale ediyor. Niye? Kovanın düzeni bozulur. Şimdi bunların nizamına düzenli itina eden Allah beşeri de başıboş bırakmıyor. Onlara peygamberlerden değil mi? Evliyalardan, asfiyalardan neyse alimlerden de mürşitlerden mutlaka önderler, rehberler, liderler gönderiyor. Bak vücutta da bu var. İdare tektir. Beyin koymuş yukarıya, diğerler onun altında. Hem makamı belli, hem bir merkezden idare, hem de ehemmiyetli olduğundan korumayı almış. Ehemmiyetli şeyler korunur. Devlet başkanları korunur. Peygamberler koruma altındadır. Uç insanlar, düşmanları, hasımları çoktur. Kaliteli korunur. Kalite korunur. Kalite korunuyor mu? Korunmuyor mu? Korunur. Mercedes bir kalitedir. Korunur. Kimse Mercedes amblemini kullanamaz. En fazla korunan maden elmastır. Adam yerini bile unutuyor ne olduğunu olmaz abi. Ama demirler, kömürler inşaatın önünde yatar. Çok başına bekçi diksen yeter. Altını ile yatıramayız abi. Nasıl elmasta peygamberler de korunuyor. İnsan vücudunda merkez, kontrol mekanizması, tepe kimdir? Beyindir. Değil mi? Allah onu korumaya taş gibi bir malzeme koymuş etrafına. Koruyor. Beyin de vücudun azaları dışarıda olsa neslimiz tükenirdi. Ayakta duramazdık. Telef olurdu. İkincisi kalp. Hayatın menbaı kaynağı. Allah bir de onu korumaya almış. O da göğüs kafesi içerisinde. Ağacın en önemli malzemesi çekirdeğidir. Allah çekirdeği korur. Sert bir kabuk dışına geçirmiş. Hayatiyeti o taşıdığından dolayı o korunuyor. Fıtratta da var. Kur'an'da da var. Dinde de var. Aynen böyle. Bakın. Sinek kanadından tut da semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Sübhanallah, Maşallah, Barikallah der, secde eder. Secde ediyorlar. Kafalarının gitmemesine bakma. Kitapları secde ediyor. Hücre diyor, kendi aleyhine hiçbir kararı almaz. Zarara girdiği an en kısa yoldan tedavi yapar. Bunu diyen ateist. O fikren secdededir o adam. Kafası gitmese de onun kalemi gitmiştir. Ama şuur yok ayrı mesele. İstifade edemez. Saat gibi. Vakitleri gösterir. Ama kendi bilmez ne yapar. Benim işime yarıyor. Adam Boğaz'a şiir yazmış. İstanbul'a şiir yazmış değil mi? İstanbul methetmiş. Napolyon'a sormuşlar.
İstanbul hakkında dünya bir devlet olsaydı baş şehri İstanbul olurdu demiş. Bakın şimdi Allah güzelliğine bayıltıyor insanlar. Güzelliğine secde ettiriyor. Kim yarattı İstanbul'u? Allah. Kim seviyor insan? İnancı bile olmasa Allah'ın yarattığını seviyor mu? Bu bir secdedir işte. Elmaya itiraz var mı? Daha iyi bir hamsi düşünebiliyor muyuz? Daha iyi bir at tasavvur edebilir miyiz? Daha iyi bir göz, daha iyi bir insan. Bütün fen ne diyor teferruatıyla? Ne yaratılmışsa idealdir, mükemmeldir, yerindedir ve en şey ekmeldir. Bu nedir? Bu casuslar gibi alemi inceleyip hayret secdeleridir bunlar. Yani Resul-i Kibriya döneminde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam. Sure-i Necm nazil olmuş. İlk defa Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Beytullah'ın kenarında okuyor. Onun sonunda bir secde ayeti var. Secde ayeti okunu kendi secdeye vardığında bütün müşrikler secdeye varmışlar dinleyenler. Varmayanlar bazıları demişler ne yapıyorsunuz siz? İman mı ettiniz? Yok ya biz bu ayetin belagatına secde ettik. Yoksa imanımızdan dolayı değil. Bunlar edebiyattan, şiirden, konuşmadan anlıyor. O zaman Velid bin Mughire ihtiyar, hasta, secdeye gitmeye sağlığı müsait değil. Bir avuç kumarmış, alnına çarpmış. Bu da benim secdem olsun demiş. Kendi kafasını kuma koyamamış, kuma avuçlamış, alnına çarpmış. O adam sözden anlıyor. Çünkü üslup, tarz belli. Resul-i Kibriya'nın kendinden çıkan bir şey değil. Ama iman etmiş, sihir diyor, öyle kendilerini kandırmıştır. Secde eder. Eğer zerre miktar şeydeki yer bulunsaydı, nasıl ki ayete böyleler, Allah'ın fıtri kainattaki mücessem ayetlerine de ilim adamları ne yapıyor? Şu belgesellere bakın, nasıl secdeye yatıyorlar ya? Ama adam inanmıyor, o farklı. Sen doğruyu konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Bana faydalı oluyor mu? Evet. Rabbimle münasebetini kuruyor mu? Bak ona bakın yani. Şuur olsa ona da fayda. Yani alnında ampul yanan bir kör gibi. Alnında 1000 wattlık ampul ama kendinin gözü kör. Ampul benim yolumu aydınlatır ama ona faydası olmaz. Niye gözü kör? İnanç olmadı mı bilim buna faydalı olmuyor. Eğer zerre miktar şerike yeri bulunsaydı, kainatta Allah'ın işine haşa müdahale eder bir ilah olsaydı, لَوْكَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٍ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا Birden fazla ilah olsaydı alemin nizamı, düzeni fesada giderdi diyor Cenab-ı Hak. Kendisi ifade ediyor. لَفَسَدَتَا Bak fesat kelimesi kullanıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bir çok enteresanlığı var. Bir kelimenin içindeki mana lafzıyla beraber can gibi kendini gösteriyor. Yani az dikkat etsek şöyle. Zaten diyor İslam alimleri. Yani bir adam Kur'an-ı Kerim'i tam üslubuna göre okusa, şimdi başlık okutacağız arkadaşa, hafızımıza, tam üslubuna göre okusa, hakkını verse, manasını bilmeyen bir adam, okunan ayetin bir nimetleri sayma adeti mi, cennetle alakalı bir ayet mi, cehennemle alakalı bir ayet mi, tehdit ayeti midir, müjde ayeti midir, bunu apar topar anlar. Teferruatı ehline mahsus. Mesela şimdi affedersiniz aslanı gördük dağda. Ya şunu bir alayım seveyim değil miyiz? Kaçar mıyız? Abi bir dakika hayvan sevmek için değil belli de dişlerinde pençelerine baksana. Kaç benden diyor uzaklaş diyor beni kafeste seviyor. Bir de ceylanı görsek. Ya arkasından gideriz ya. Al beni bak aynı. İşte ayete böyle dikkatli itinayla hakkını verip okuyanlar var ya. Karşıdan bakan bir insan aslanla ceylanın ne yaptığını aşağı yukarı ayırdığı gibi ayetlerin genel manada hangi manalar ifade ettiğini idrak edebilir diyor. Her ikisi de ayet. Yani mesela Kur'an'daki ayete müşrikler secde ettiği gibi inanmadıkları halde kainattaki mücessem ayetlere de bilim adamları özelliklerini unutarak fikren secde etmişler. İnanmasa da bize faydası olmamıştı. Ama Allah kendi yani yarattığı kitabı onlara mütala ettiriyor yani. Hayret secdeleri. Birden fazla ilah olsaydı işte burada nefese de tabak kelimenin içerisinde fesat geçiyor. Yani birden fazla ilah olsaydı alemin nizamı fesada girerdi. Çünkü ilah oldu mu müdahale edecek. Yani düşün ilahı tarif edelim. İlmi, iradesi, kudreti, esması, sıfatı, zatı sonsuz. Böyle bir ilah kabul ettikten sonra bir tane kifayet eder zaten. Kudreti sonsuz, iradesi sonsuz, ilmi sonsuz, gücü takatı ölçülemiyor. Değil mi? Hayatı bütün sıfatları sonsuz bir ilah zaten kainata yeter. Haşa iki tane oldu mu
Ki tasavvuru küfür, küfür değildir. O zaman her iki vasıfa da ikisi sahip olacak. Her ikisi de yaratmaya da yıkmaya kadir olacak. Kainat olacak mı, olmayacak mı? Şimdi olacak dese öbürü yıkacak. Olmayacak dese öbürü yapacak. Fesat işte bu. Ne olurdu ne olmazdı. Fesat bu işte. Geçen bir yerde okudum bir ders abi, koalisyon. Haşa dedim, ne koalisyon? Koalisyon niçin yapılır? He? Milletvekili eksikliğinden. Milletvekili tam olan bir adam koalisyona girer mi? He? Girmez. Niye bu kendine şerik bulsun boşuna? Başını ağrıtacak. İlahı zaten sonsuz olarak, her şeyi sonsuz tarif ediyoruz. Böyle bir ilahın haşa koalisyona ihtiyacı olmaz. Koalisyon sakattır ya, yani, memnudur. Ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı, karışıklığın eserleri görünecekti. Halbuki fercil basara hel teramin fütur. Gönder gözünü, geçsin kainatı. Bir arıza, bir anormallik, bir çatlaklık görecek mi? Tüm mercil basara kevreteyni yengalib. İleyekel basarı hasiyen ve huvasir. Tekrar tekrar gönder. Göndermişler, incelemişler, bakmışlar. Bugünün mantığı, bugünün teknolojisi daha iyi bir kemik, daha iyi bir göz düşünemiyor yani. Daha iyi bir gözlük düşünüyor. Bak o gözlükler eskide kaldı. Eskiden şöyle bakılan gözlükler varmış. Mercek gibi biliyor musun? Tek. Adam böyle bakıyor. Bak onlar o zaman modaymış. Veya adam şuraya bağlamış gözlüğünü, kaşının arasına takıyor değil mi eskiden? Bundan 100 yıl evvel 200 yıl öyle bakıyorlardı. Bak şimdi öyle gözlükler çık, 3 tane işi bir anda görüyor. Güneş gözlüğü, uzak gözlük, yakın gözlük. Bak, yapmış adam. Teknoloji. Hep gözlüğü değiştirmeyi düşünürüz de gözleri değiştirmeyi düşünemeyiz. Niye? Allah yarattı mı? Yürür zaman olmaz. Eskimez ve yıpranmaz yani. Güzel yaratır, mükemmel yaratır, zaman onu eskitmez. Elbiselerin modaları geçer. Derilerin modaları geçmez. Yani. Ayakkabıların modaları geçer de ayakların modaları geçmiyor. Ayağını değiştirmek isteyen kimse yok. Herkes kendi ayağını beğenir. Herkes kendi aklını beğenir. Herkes kendi simasını, annesini, babasını beğendirmiş Allah. Ne gibi? Kaplumbağa suyunu beğendirdiği gibi çamurunu beğendirmiş işte. Git üzerine senden kaçar. Niye kaçar kaplumbağa bizden? Kaplumbağalığım elimden alacak diye kaçıyor ya. Demek memnun yani. Sevdirmiş Allah. Onu makamda memnun etmiş. Aksar'da nedir ya? Kurtar beni bu hayattan. İyi geldi. Yani üstadımızın bir mukayesesi var. Mesela diyor ki Üstad Hazretleri, kafirin inkar ettiğinden dolayı ebediyen geri cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaktır kafir. Fakat kafir yok olacağına inandığından dolayı Allah onu yok etmiyor. Yok etmemekle en büyük rahmetini ona nasip ediyor. Var ediyor onu. Varlığın velev cehennemde dahi olsa ateşin içinde yokluktan daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür diyor Üstad. Bunu bir yerde okuduk. Bir genel bir abi dedi. Ben niye ebediyen cehennemde yanayım ki? Yok olurum bir defa kurtulurum daha iyi. Yan buna can dayanırsın, dayanmayacaksa tekrar tekrar cehenneme iade olmayacaksınız diyor. Bir defa yok olurum kurtulurum. Ben yokluğu tercih ederdim yani. Niçin ebediyen yanayım? Tabi üstad vicdanen bunu hisseder. His karışmamak, nefis karışmamak kaydıyla diyor. Yokluk öyle dehşetli bir şey ki biz onu düşünemiyoruz. Yokluk denen dehşeti. Yani adam şimdi ömrü bitkisel hayatta devam edecek. Sorsan aman abi gözüm görsün beni götürmeyin o tarafa. Gözümün görme. Bak bitkisel hayata razı oluyor. Bu dünyadan göçüp gitmek istemiyor. Bakın sakat insanlara yaşamayla nasıl mücadele ediyorlar değil mi hayatla? Hayatta kalmayı istiyorlar. Yani velev cehennemde dahi olsa ebediyen kalmak yok olmaktan nedir? Daha hayırlıdır. Bu vicdani bir hükümdür. Bunu anlattık. Öyle cevap, öyle bir sual sorunca yani yok olmak daha hayırlıdır. O da hissen konuşuyor yani düşünmeden. Onunla alakalı güzel bir misal ver. Adam bir tanesi hamallık yapıyor. Eskiden bu küfeler varmış. Akif'in de hani küfe diye bir şeyi var, şiiri var. Küfe taşıyan adam beli kamburlaşmış Akif'i. İhtiyarlamış artık. Yoruluyor, hamallıkta takat getirilemez hale gelmiş. Bazen de böyle isyan basar. Atarmış şeyi küfeyi bir tarafa demiş, ya Rabbi demiş. Azrail'i gönder, hazırım ben. Ben bu beladan kurtar, hamallık. Bıktım artık böyle bazen, Allah korusun. Gene bir gün yol yokuş, yük ağır,
Kendi de yorulmuş, ihtiyar, biçare. Sağından sonra hızlı hızlı giden adamlar bunun dikkatini çekiyor. Ya bu ne hayattır diyor. Koyuyor küfeyi oraya. Ya Rabbi çok samimiyim. Gönder Azrail'i. Al benim bu canımı hambalı biliyor. Böyle canı birden dua edince Azrail senin karşısına dikilmiş. Selamun aleyküm. Sen kimsin demiş. Azrail'im çağırdın geldim ya. Ya abi küfeyi sırtıma kaldırır mısın bu zahmet? Ya seyredemek kolay da geldim dedi canım. Nasıl hamallar abi kaçacakken küfeyi de ona kaldırtıyor. Yani yokluk adam yokluğu düşünse var ya koy küfeyi sırtıma cehennemi sırtıma diyecekler. Yokluğu muhakeme edemiyoruz yani. Delaletiyle ve şu ifade nazar-ı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusuru bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek beyhude yoruldum hiç kusur yok. Fenler bunun delili. Biyoloji ilimleri, fen, neyse matematik, bundan sonra kimya, fizik neyi gösteriyor? Kainatta nizamın, düzenin, mükemmelliğin dilleridir, lisanlarıdır bunlar yani. Çünkü külli kayda ve kurallar vardır orada. Üstad kaydenin külli olması, yani devamlı olması nizamın intizamı gösterir diyor. Bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktorudur. Bak burada bir nizam var. Eğer o nizam olmasa şey olmaz. Yani ihtisas sağlar olmaz. Bilim olmaz. Hiçbir şeye bilimsel yaklaşamayız. Bir kulak burun boğazı bütün kulakların, burunların, boğazların müteassisidir değil mi arkadaşlar? Bak böyle Allah ilmi de teşekkül ettiriyor. Herkesin kulağı, gözü ona göre yani bütün ayrıntılarından teferruatından beraber farklı olsa bir gözde ihtisas yapan doktor adam öldükten sonra ihtisasında olacak bir şeye yaramayacak. E gitti artık. Başka adamın gözü başka bir sistem. Ne tıp olurdu ne ilim olurdu. Yani. Beyhude yoruldum kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat vahdaniyetin kat'i şahididir. Kainattaki nizam Allah'ın zaten hem varlığının hem de birliğinin delil ve burhanıdır. Gel gelelim hudusa. Şimdi hudusla imkanı anlatıyor. Mütekelliminin iki önemli caddesi. Kelam alimlerinin Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispatta kullandıkları iki caddedir. İmkanla hudus. Hudusu anlatıyor. Mütekellimin demişler ki kelamcılar, alem mütegayirdir. Alem değişkendir. Değişiyor mu? Evet. Her mütegayir hadistir. Değişken olan sonradan olmuştur. Her bir hadisin bir muhtisi, bir ihdas eden ilk yaratanı, yani bir mucidi vardır. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi vardır. Kayda bu. Her ne değişiyorsa sonradan olmuştur. Değişmiyorsa ezelidir, o da Allah'tır, zat sıfat ve esmasıdır, sonradan olmamıştır. Allah'tan mada her şey değişkendir. Kainat da değişiyor. Nitekim kainata ömür biçiyorlar. Üstad Hazretleri de gaybı ancak Allah bilir. Ancak Hicri 1500 değil mi? 46 tarihini, Hicri 1546 tarihini muhtemelen kainatın sonu olarak telakki ediyor. Tahmin ediyor diyelim. Gaybı Allah bilir. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmez diyor. Hicri 1500'ü pek geçmez. Kaçtayız? 30 mu? 30. Ha, yani. Zaten ikindi vaktinde gelmiş oluyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Adı ahir zaman peygamberi. Bu ahir zaman Resul-i Kibre'den itibaren başlıyor. Yani şu neslin torunlarının evlatları demek ki görecek o günleri yani. İş bitmiştir yani. Kıyamet alametleri tamamdır. Güneşin batıdan doğması olduğu gibi olacaktır yani. Yani Avrupalıların İslamiyetle tanışması anlamı burada çok teferruat sayılır. Güneş hakikaten batıdan doğacak. O zaman tövbe kapısı kapanacak. Kainatın şeyidir o, sekeratıdır yani. Tövbe makbul olmayacak. Biz de deriz, evet kainat hadistir, yani sonradan olmuştur. Çünkü görüyoruz her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, biri gelir. Her dakika Cenab-ı Hak bu alemi değiştiriyor. Bin saniye sonra, bin saniye evvelki kainat değil, başka bir kainat.
Yani atomların yerleri değişiyor. Yıldızların yerleri değişiyor. Bakın. Bütün sistem bir anda yenileniyor. İşte o farklı anlık değişkenlikler bir araya gelmekler asırlar oluşuyor. Kitleleri değil mi? Ve canlıları değiştirip karınlar yıllar birbirine ilaveten gidiyor yani. İnsandaki ihtiyarlık neden olur? Anlık değişkenliklerden oluşuyor değil mi? Biz anlık değişkenlikleri takip edemiyoruz. Bakın. 10 yıl sonra da abi senin saçın ağrımış diyorsun. Abi o 10 yıl sonraki ağrıma anlık gelişmelerin bir neticesidir. Ama Cenab-ı Hak bu anlık gelişmeleri takdir edip yarattığından dolayı o biliyor. Biz bir müddet sonra orayın farkına varıyoruz. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki bu kainatı hiçten icat ederek her senede belki her mevsimde belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir ve sonra onu alır başkasını getirir. Birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor Cenab-ı Hak. Mesela bizim kuvvetimiz değişkendir. Ben şu genç halimde diyelim, kendimi genç kabul edersem 50 kiloyu kaldırabilirim. Ama 80 yaşında 20 kiloyu zor kaldırdım, benim kayar yani Allah korusun. Ben fıtığı olurum. Ne demek bu? Bak kuvvetim de değişken. Muhammed Ali Kılay, Hristiyanları vurup vurup yatırıyordu ya. Allah'ım ben yumruğuyum diyordu. Ama şimdi bir tas çorbayı içmekten aciz. Niçin? Parkinson hastalığı kuvvetinin yumruğunu götürmüş. Öbürü halter kaldırıyordu. 250 kilo, 300 kiloyu kaldırdığını düşün. Onunla gururlanıyor insan. Abi ben 300 kiloyu kaldırdım, dünya şampiyonuyum. Halbuki esas kaldırma bu değildir. Çünkü ayağının altında dünya var. Yani adam düşün, elinde bavulunu almış, şoföre diyor ki bak bavulunu ben götürüyorum ha. Buna para vermem. Sen de beraber bavulunu otobüs götürüyor. Dedevinin devesi ölmüş. Kalkmıyor da. Ya demiş aynı deve, aynı yük, aynı ben. Bu hayvan niye gitmez? Demek ki bir deve varmış ki devenin içerisinde beni de, yükümü de, deveyi de o götürüyormuş. O da ruhtur. Deveyi de o götürüyor. Hakiki kaldırma ne olur? Naim Süleymanoğlu Efendi kaldıracak diyelim, havaya sıçrayacak 300 kiloyu. Kaç saniye duruyor? Ona göre puan verilir. Kim kaç saniye fazla durursa, değil mi? Babayı esas kaldıran odur. Ayağının altına arzı al. Dönen dünyada, atmosferin içerisinde ben bunu kaldırdım de. Kan damarlarında kan cereyan etmese, kalbi çalışmasa, beyni hareketten vazgeçse, değil mi? Etrafında oksijen olmasa, ayağının altında dünya dönmese nasıl kaldıracak? Nasıl kaldırdım diyecek. Bunu niye diyor? Allah'ın da alemi kaldırdığına bir mukayese olsun diye diyor. Yoksa bir fil günde 300 kilo at ya ben yedim diyemez. Diyemediği için Allah'ın rezzak olduğunu bilmez. Ben bir kap yemek yerim, ben yedim derim. O his bana verilmiş, bize verilmiş yani insanlara verilmiş. Bu noktada diğer mahlukatın rızka muhtaç olduğunu, Allah'ın rezzak olduğunu bilir. Mesela çok yeme değil, mesele yemenin şuurunda olma, farkında olma, mukayese etme meselesi. Ve Cenab-ı Hakk'ın kudretinde bir zafiyetle noksani yok. Bakın değişkenlik yok. Niye? Dün iki kişiyi idare ediyordu dünyada. Bugün 6,5-7 milyar neyse insan idare ediyor. Aynı kolaylıkta. Bu ne demek? Kudret ezelidir ve ebedidir. Mülür zamana uğramıyor. Zaman aşımına tabi değildir. Haşa Cenab-ı Hakk'ın da kudreti İnsanlarda olduğu gibi mülûr zamana uğrasaydı çok yıldızlar başımıza dökülüp çok mahlukatın sakat gelmesi lazımdı. Adet arttıkça mükemmellikte bir zafiyet söz konusu değil. Elbette bu alem gibi birer kainat-ı müteceddide hükmünde olan her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat-ı kadirin mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren Zat mutlaka şu alemi dahi o halk etmiştir ve şu alemi ve ruhu zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Buraya kadar imkanı anlattı, hudus anlattı. Yani hudus sonradan olma demek. Bir kainat sonradan olmuşsa belli ki değişiyor. Değişiyorsa sonradan olmuştur. Sonradan olmuşsa bunu kim yaratmıştır? Buradan Allah'a intikal etme. Yani değişkenlikten Rabbul Alemini bilme ve tanıma. Buna hudus hakikati deniyor. Gelelim imkana. Mütekellimin demişler ki imkan mütesavi tarafeyindir. Allah'ın kudreti karşısında mahlukatın varlığı yokluğu müsavidir. Eşittir yani. Yani şunun gibi.
Şimdi elimize bir tebeşir alsak, desek ki şuraya bir var yazın, bir varlık yazın, bir de yokluk yazın Türkçe. Varlık ve yokluk. Hangisini kolay yazasın? Varlığı mı yokluğu mu? Hangisi kolay yazılır? Aynıdır. Yeter ki şeyleri bil, harfleri bil, cümle kurmayı bil, kelime yazmayı bil. Yani varlığı zor, yokluğu kolay mı yazarız? Aynı kolaylıkta. Biz varlıkla yokluğu hangi kolaylıkta yazıyorsak, Allah aynı kolaylıkla yaratıyor işte. Eşittir. Bakın şimdi. Şuraya bir de bin yaz desek, hangisini kolay yazarız? Biri mi, bini mi? Ne fark eder ha? Allah da aynı kolaylıkla birle bini yaratıyor işte. Ya bir küçük bir de büyük yazın. Hangisini kolay yazar? Büyüğü mü küçük kolay yazar, küçüğü mü? Aynıdır. Nasıl bizim irademize, ilmimize karşı büyük de küçüğü yazmak aynı surette kolaylıkta ise Allah da aynı şekilde yaratıyor büyüklerle küçükleri. O kadar farkımız olmalı elbette. Allah çünkü. Burada mukayese ederim şimdi meseleyi. İmkan mütekellimin demişler ki imkan mütesavvit tarafeyindir. Yani adem ve vücut, yoklukla varlık, ikisi de müsavi olsa bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lazımdır. Çünkü mümkünat birbirini icat edip teselsül edemez. Madem varlığı yokluğu müsavi, bu mahlukatın şimdi varlığı üçe ayırmış İslam alimleri. Vücutları diye, vücutları üçe ayırmış. Arapça konuşalım. Bir, vacibül vücut. Allah, zat, sıfat ve esma. Şuunat ilahiye vacibül vücuttur. Allah'ın zatından, sıfatından, esmasından ve şuunatından başka her şey mahluktur. Her şey masivadır. Allah değildir yani, mahluktur. Yaratılmıştır. Yani arş, kürsi, levh, kalem, cennet, cehennem, ahiret, dünya, ne kadar mahlukat varsa yaratılmıştır. İlah değildir, ilahtan başkasıdır. İki, mümkünül vücut mahlukattır. Allah'tan madde her şey varlığı yokluğu müsavi olandır. Bir de mümteniül vücut dedikleri, yani mümteniül vücut olmayan bir şey, mümkünatı olmayan bir şey, o da nedir? Şirkullah. Allah'a şirk koşmak da o vücutlarda nedir? Mümtenidir, olmayan, muhal vücutlardır yani. Mahlukat mümkünül vücuda giriyor. Şimdi o zaman madem mümkünattanız, varlığımız yokluğumuz müsaviydi, Allah bizi murad etmeseydi biz olmazdık. Demek ilk yaratılmış bir murada bakıyor, bir tercihe bakıyor, o da bir müreccihi icap ettiriyor ki Allah'ın varlığı burada ortaya çıkıyor. Çünkü mümkünat birbirini icat edip teselsül edemez. Yani o onu meydana getirip gidemez. Devir suretinde dahi olamaz. Öyleyse bir vacibül vücut vardır ki, yani devir dediği şu. Mesela tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Sabaha kadar konuşacak, bunun izahını bulamayız. Ama mutlaka bir baş kabul etme mecburiyetindeyiz. Dokuzuncu vagonu sekiz, sekizi ne çeker? Yedi, yediyi altı, ikiyi bir, biri lokomotif. Lokomotifi kimse çekmez. O da çekildi mi oldu vagon? O artık lokomotif, vagon denir ona. Şimdi soruyorlar, felsefeciler sormuşlar, her şeyi Allah yarattı, haşa Allah'ı, Allah yaratılmaz. Haşa o da yaratıldı mı, o Allah olamaz. Yaratan Allah olur, o da mahlukat sınıfına girer. Cemaat kime tabi olur? İmam? İmam kimseye tabi olmaz. İmam da tabi oldu mu, oldu o cemaat. Hadi ona imam denmez ya. Öyleyse, bir vacibül vücut vardır ki bunları icat ediyor. Devir ve teselsülü 12 burhan, yani arşi ve süllemi gibi namlarla müsemma meşhur 12 delili katiyle devri iptal etmişler, teselsülü muhal göstermişlerdir. Silsile esbabı kesip vacibül vücudun vücudunu ispat etmişler. Yani ne yapmışlar? Tamam, onlar gibi düşünelim. Seni kim yarattı diyelim. Haşa. Babandan beri. Babanı, onun dedesi, onun dedesini, onun işte dedesi meydana getirdi, terbiye etti. En son Adem, o Allah yarattı. Yine bir başa gidiyoruz. Üstad ise bu kadar teselsüle, künganla su getirmek tarzında başa gitmektense, her şeyde Cenab-ı Hakk'ın varlığını, rahmetini, hikmetini görüp okumak nur talebelerine yakışır diyor üstadımız. O uzun seferde kuvveti bir esbab arası geliriz,
tıkanabiliriz. Darwincilerin maymunda tıkandıkları gibi mesela. Biz de deriz ki esbab teselsülün berahiniyle alemin nihayetinde kelip kesilmesinden ise her şeyde Halık-ı Külliye'ye has-ı sıkkeyi göstermek daha kat'i ve daha kolaydır. Yani mesela imanı üstadımız tarif ederken bir taklidi iman bir de tahkiki iman vardır diyor. Taklidi iman genel bir imandır. Genel bir imanın tasarrufu altında hırsızlık olabilir. İmanımıza zafiyet gelebilir. Yani şöyle, bu kainat Allah'ındır, bu alem Allah yarattı, o vardır ve birdir. Doğru. Sineği de Allah yarattı. Niye? Pistir, haşa mide bulandırır. Sineği yaradığını Allah'a vermek onun izzetine yakışmaz. Sen evini kendin süpürüyor musun? Bak ona hizmetli tutmuşsun. Çayını kime taşıtıyorsun? Patron. Demek ufak tefek şeyleri tabiata verebiliriz. Eğer o sinekte Cenab-ı Hakk'ın varlığını bildiğini gösteren sikkeyi okuyamazsa tabiata verdi mi? Orada ehli dalilet tırnağı tutturuyor işte. Sineğin arkasından kavalı getiriyor, onun arkasından başkasını Allah'ın malını diğer mahlukata taksim ediyor. Peki ne olacak? Tahkiki iman nedir? Her bir sikkede, her bir denkte, her bir eşyada Cenab-ı Hakk'ın varlığını bildiğini sikkesini okumaktır. Arabanın kendisinde Mercedes amblemi var. Açın içini, hortumunda da Mercedes amblemi var. Bir piminde de Mercedes, değil mi? Ya pimde başka acaba şeyin olabilir mi müessesenin? Kardeşim bak, aynı marka burada da var işte, o da onundur. Öyle değil mi? Diyelim ki şu mahalleye 10 tır mobilya geldi, şu mahalleye. Ya 10 tır mobilya kimin olabilir? Valla şurada kelebek mobilya var. Ancak bu kadar tır mobilyayı o getirir, onundur. Bak böyle bir mobilyanın sahibini bulmak var. Peki bu anlamda mobilyanın kelebek mobilyaya ait olduğunu kabullenen bir adama desen ki ya işte şu tırdaki şu bir takım var ya onu da ben Ankara'dan şey yapmıştım. Sipariş vermiştim. Bununla beraber gelsin o benimdir desen o olabilir senin doğru al götür kardeşimdir. Fakat bir tanesi var ki her bir mobil sehpasına kadar kelebek mobilyanın sikkesinin mührünü okuyor. Daha böyle anlayış olan bir adamın o bilgisinin içerisinde bir takım mobilya çalınabilir mi? Bir sehpayı çalamaz. Benim dediğim, bak sikke onun kardeşim götüremez. İşte tahkiki iman bu. Allah'ın her bir yarattığı mahlukatta onun esmasını okumak tahkiki imandır. Ne yapıyor? O insanın inancında, itikadında şeytan nefis hırsızlık yapamaz diyor. Ama taklidi bir iman ise, kainatın büyüklüğüne bakarak Allah'a verilen bir imansa, o beğenmediği, nahoş gördüğü, ızdırap duyduğu, izah yapamadığı olayları Allah'a vermekten sakınır. Şer'i nasıl Allah yaratılıyor mesela? Bunda sapan şeyler var, mezhepler var. Şer'in yaratılışı Allah'a verilir mi? İzzeti ve azameti Allah'ın kutsiyetini şer'i yaratmakla beraber görmeyi uygun bulmadıklarından dolayı şer'in yaratılışını insana vermiştir. İnsan kendisi şer işler. Haşa Allah şer yaratmaz demiştir. Bu anlamda sapan insanlar var. Evet. Kur'an'ın feyziyle bütün pencereler ve bütün sözler o esas üzerine gitmişler. Bununla beraber imkan noktasının hassi bir vüs'ati vardır. Hassi cihetlerle vacib bir vücudun vücudunu gösteriyor. Yalnız mütekelliminin teselsülün kesilmesi yoluna el hak geniş ve büyük olan o cedemin hasır değildir. Belki hadd ve sabah gelmeyen yollar ile vacib bir vücudun marifetine yol açmaktır. Şöyle ki, her bir şey vücudunda, sıfatında, müddet-i bekasında, hadsiz imkanat yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken görüyoruz ki o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor, her bir sıfatı da mahsus bir tarzda ona veriyor, müddeti bekasında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi öyle bir tahsis ile veriliyor. Bak imkanı açtı şimdi üstadımız. Bir okka mürekkebim var, çok da iyi bir ressamım, her resmi yapabilirim ama bir insan resmi yaptım. Orada bir zorlama yok. Benim takdirimdir o. Ne insan beni zorlar, ne de kağıt, ne de mürekkep beni zorlar değil mi? İradem o insan resmini yapmayı tercih etti. Sebebi benim. Bir okka mürekkep işte kainatın hamuru, esir maddesi. Mesela. Yaralanış teknesinde yoğurdu Cenab-ı Hak. Esir maddesinden her şey yapılır. Ağaçları yapmış, nebatat yapmış, hayvanat yapmış, insanlar yapmış, bulutlar yapmış, taş toprak yapmış Allah. Hepsinin sanatı Cenab-ı Hak'ta var. Biz bazılarını insan yapmış. Bizdeki demirle dışarıdaki demirin farkı var mı? Bizde element orada çubuğu var işte. Demir demirdir yani. Bendeki oksijenle arasında fark var mı? Yok.
Böyle diziyor Cenab-ı Hak, yani bir şekilde diziyor karbonu elmas oluyor, bir şekilde diziyor kömür oluyor, bir şekilde diziyor kül oluyor. Karbon aynı elementten, aynen bunun gibi. Esir maddesini bir şekilde yoğuruyor, ağaç yapıyor. Bir şekilde çeviriyor, yani harfler gibi canım, şöyle dizdin Mehmet oluyor, böyle dizdin Mehmet oluyor işte yani. Aynen bunu Cenab-ı Hak da iradesiyle esir maddesinde neyi takdir etmişse o yüzden burada ne var? Takdir vardır. Yoksa Allah 60-70 kilo atomdan her şeyi yaratabilirdi. 70-80 kiloluk insanlar işte, 70-80 kiloluk hayvanlar, affedersiniz ağaçlar var. Var yani. Onlar da yaratmış. Bakın örnekler orada. Kaç ihtimal var olmamızı mümkün olan? Milyonlarca. Niçin tercih edin? O milyonu da ihtimalden öte Allah iradesiyle insan yapmış. Bir de Müslüman yapmış. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir mucid-i hakimin icadıyledir ki hadsiz yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder, muntazam sıfatı ve ahvali ona giydiriyor. Sonra infirattan çıkarıp bir terkipli cisme cüz yapar. Mesela madenleri çıkarıyor diyelim, oksijeni havadan aldık. Bir vücuda arıyor Cenab-ı vücutta bir ona bir vazife veriyor. O oksijen veya diyelim o kalsiyum, fosfor vücutta her yere gidebilir. Her kapıyı çalabilir. Ama gelip beyne oturması, göze oturması, kalsiyumun dişe gelmesi nedir? Elinde bir adres var. Yanlış yola gitmiyor. İnsan Paris'e gidiyor, bir şehre giriyor, yerinde adres orada yanlış kapıyı çalabiliyor. Birkaç kişiye sormadan adresi bulamıyor. Şuursuz, akılsız, idraksız atomlar Paris'ten daha kompleks bir insanın vücuduna giriyor. Yanlış yere gitse, kalsiyum dişe bedel, göze gelse göz kemikleşecek. Dile gelen dişe gelse diş yumuşayacak, dil kemikleşecek. Nizam bozulacak. Niye şaşırmıyor, yanlış gitmiyor, yanlış kapı çalıyor? Elinde adres mi var? Cahil ya. Ha demek ki bir kader bunları planlı bir şekilde sevk ediyor. Çünkü o cisimde binler tarzda bulunabilir. Halbuki neticesiz o vaziyetler içinde neticeli mahsus bir vaziyet ona veriliyor ki mühim neticeleri ve faydaları o cisimde vazifeleri gördürülüyor. Sonra o cisim dahi diğer cisme cüz yaptırılıyor. Atom çıktı diyelim madenlerden girdi nebatata ilkokuldaki gibi. Burada mükemmel çalışıyor. Hayvanda çıkıp insana giriyor, orada da mükemmel çalışıyor. Aynı atom. Hayvandan insana orada da mükemmel çalışıyor. Yani bir insan düşünün, cahil bir insan, okuma yazma yok, kör, sağır, yani böyle şey bir insan, aptal bir insan düşünün, affedersiniz. Avrupa'da hangi tezgaha gitse çalışıyor? Hangi fabrikaya gitse usta gibi muamele görüyor? Bakın nasıl insan dediğim ya? Burada bir yaptıran var. Aynen bunun gibi arkadaşlar, her bir atom hangi bitkiye girerse, hangi hayvana giderse, hadi papatyayı biliyorsun, oksijen mesela. Veya diyelim ki işte azot. Hadi orada hallettin o işi. Ya mercimeği usulünü nereden biliyorsun? Ya? Yani bir tanesi diyelim demir fabrikasıysa öbürü diyelim işte pamuk fabrikası. Arada ne kadar fark var ya. Vişne bir ayrı, kiraz başka bir ayrı. Ama hepsine giriyor. Aynı atom çalışıyor arkadaşlar. İnsan kaç sanatta maharet sahibi olabilir? Kaç sanatta olabilir? 3, 4, 5 bilemedin 10. 100 sanatta olmaz yani. İnsan harikası, kırkat garibesi derler ona. Ama şu atomlar bunu yapıyor işte. Esası da yaptırılıyor, yapmıyorlar. Zaten yaptırılıyor diyor. İmkanat daha ziyadeleşiyor. Çünkü binler tarzda bulunabilirler. İşte o binler tarz içinde tek bir vaziyet veriliyor. O vaziyetine mühim vazifeler gördürülüyor. Ve hakeza gittikçe daha ziyade kat'i bir hakimi bir de birin vücubu vücudunu gösteriyor. Bir amir alemin emriyle sevk edildiğini bildiriyor. Cisim içinde cisim, birbiri içinde cüz olup giden bütün bu terkiplerde nasıl bir nefer takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, mütedahil o heyetlerden her birisine mahsus bir vazifesi, hikmetli bir nispeti, intizamlı birer hizmeti bulunuyor. Hem nasıl ki senin göz bebeğinden bir hücreye gözünde bir nispeti ve bir vazifesi var, senin başın heyet-i mecmuası içerisinde, heyet-i ummiyesi içerisinde nispetinde dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Yani şöyle bir gezegen sistemini insanlara yaptırmaya kalksak, en içimizde baba yiğitimiz, güneş yap ortada kendi etrafında dönsün. Onun etrafı 12 tane gezegen ayrı ayrı mesafelerde, onun hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönsün. Bir de dünya etrafı hepsine ay koyup bir kardeşimizi, sen de hem
Ay'a kendi bir de dünyanın etrafında dön. Bir de kökten sistem olarak bir yere doğru gidin şöyle Emin önüne doğru. Biz daha bu muhafaza edebilir miyiz? Kaç saniye? Ha, iki saniye sonra birbirimize gireriz. Ya. İki saniye sonra. Ya asırlardır bunlar bu sistemin içerisinde çalışıyor. Bir ordu bir ordunun içinden geçiyor gibi bir galaksi bir galaksinin içerisinden geçiyor. Milyarlarca yıldız biri öbürünü götürmüyor cazibesini alıp. Dokunmuyor ya. Sistemini bozmuyor yani. Müthiş bir disiplin var bu kainatta. Kainat büyük. Hesabı çok ince yapılmış yani. Senin başın heyeti ummiyesi nispetinde dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Zerre miktar şaşırsa sıhhat ve idareyi beden bozulur. Kan damarlarına, his ve hareket asaplarına, hatta bedenin heyet ummiyesinde birer mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vardır. Binlerle imkanat içinde bir saniye hakimin hikmetiyle o muayyen vaziyet verilmiştir. Öyle de bitiyor, bir paragraf kaldı. Bu kainattaki mevcudat, her biri kendi zatıyla, sıfatıyla, çok imkanat yolları içinde has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faideli sıfatları nasıl bir vacibi vücuda şehadet ederler, öyle de mürekkebata girdikleri vakit her bir mürekkepte daha başka bir lisanla yine saniyini ilan eder. Gitgide ta en büyük mürekkebe kadar nispeti vazifesi, hizmeti itibariyle sani hakimin vücubu vücuduna ve ihtiyarına ve iradesine şehadet eder. Çünkü bir şeyi bütün mürekkebata hikmetli münasebetleri muhafaza suretinde yerleştiren, bütün o mürekkebatın haliki olabilir. Demek bir tek şey binler lisanlarla ona şehadet eder hükmündedir. İşte kainatın mevcudatı kadar değil. Belki mevcudatın sıfat ve mürekkebata dedince imkanat noktasında da vacib-ül vücudun vücuduna karşı şehadetler geliyor. İşte ey gafil, kainatı dolduran bu şehadetleri, bu sadaları işitmemek ne derece sağır ve akılsız olmak lazım geliyor. Haydi sen söyle.